Selamünaleyküm arkadaşlar. Son birkaç gündür izleyicilerimiz yavrular bayağı merak ediyor. Ofise yavrular çekeceğim. Gelin bakayım, gelin arkadaşlar. Tamam, olalım. Ya çok fena büyümüşler biraz. Bak. Gelin bakalım, gel. Gel, siz ne yapıyorsunuz? Bakın babamla oğlan. Gel bakayım. Gel. Dur. Zindan direkt kusuyor önlerine. Evet arkadaşlar, zindanı kafese koydum. Çünkü zindan yani direkt ne içiyorsa, hani annelik içgüdüsü herhalde, direkt gelip önlerine kusuyor yani yavrular. Yesin diye. Bak. Van oğlu baya sallı olacak. Yani. Bak. Kafasını sıkıştı. Ben tel getirmişim arkadaşlar. Aldım. Hem üstleri için hem de şöyle bir metre aşağılar için, böyle köpeklerin kafası, ayağı falan geçmesin diye. Gel bakayım, gel. Gel atış. Atış uzun. Artık onlar zindanı gördü, oradan ayrılmazlar. Gel. Bak şuna bak. Kafası kapkara. Pars'ın oğlu hani ilk geldiği gün bayağı bir siyahtı yani. Sonradan rengi açıldı ama galiba sonradan yine kararacak büyük ihtimalle. Ama dumanlı oğlu yani kesinlikle zindandan biraz daha kara olur. Belli yani. Lan ne yapıyorsun ha? Bir iki gün sonra 2 aylık olacaklar. Hadi gel bak. Gel. Kuşların yanına gitmeyin. İşte bakın arkadaşlar, yani sürekli yerde kemik arıyorlar. Başka bir şey arıyorlar. Yani bu gözetim altında olmazsa, yani diyelim yavruları bir gün dışarıda bırakırsam, hani fazla değil, bir gece bırakırsam, yani yavrular ne bulurlarsa yerler. Bu da tabii çok kötü etkiler. Hele kemik falan, mideler için bazı sıkıntı. Böyle 3-4 aylık olunca da artık fazla sıkıntı olmaz yani. Ama şimdi kesinlikle ne var, ne arıyorsun ha? Ay şimdi et, kemik gibi şeyler kesinlikle yememeleri lazım. Tık tık tık. Ateşin karma aşılarını, yani gençlik aşısını yaptık 2 defa. Ama dumanın oğlu yani Yazap'ın, onu 1 defa yapmışız. Onda bir tane aşı daha kalmış. Yani bazıları 1 tane vuruyor, bazıları 2 tane, bazıları 3 tane vuruyor. Yani kişiye göre değişir. Yani bazıları hiç vurmuyor. Ya geç yavrulara dikkat ederseniz, iyi bakarsanız
Hani belki bir tane bile vurmasanız da olur ama biz yine de her ihtimale karşı vuruyoruz. Çünkü bunca emeğin boşa gittiğini düşünsenize insan ister istemez üzülüyor. Bak şurada bir tane kemik var, atayım şunu. Hemen kemik arıyorlar. Şunun ayakları kara, kafası kara. Sen sürmen mi varmış senin? Ben sanıyorum bu yani zindandan da dumandan da daha kalıplı olacak. Yani şimdiden belli ediyor kendini. Sen de duman gibi olduğunu düşünüyorum ama daha artık herhalde kimse sizi tutamaz. Allah Allah. Ateş! Ateşe böyle dokununca ateş fırlıyor. Ateş şimdi yavrunun önüne gidiyor şimdi. Dövecek ateşi. Gel buraya. Gel. Ateş. Evet arkadaşlar, yavruları içeri koydum. Şimdi yemeklerini vereceğiz. Bundan bir tas. Buraya da süt ve yumurta karıştırmışım. Bunu da üstüne döküp vereceğim yavrulara. Yani bu mama yese çok kaliteli bir mama. Lan siz ne yapıyorsunuz he? Lan şerefsizler. Ben onları yemek getiriyorum, onlar kavga ediyor ya. Durun yemeklerini yiyeyim. Gel. Dışarı yok, ekmek yok. Gel. Durun. Ha şimdi in bak. Evet arkadaşlar, bu da suları. Yerleri güzel ama artık yani burayı yaparsam kulübelere koyacağım. Kulübeler daha güzel yani daha serin, daha rahat. Evet arkadaşlar, yemeklerini verdik. Şimdi yemeklerini yesinler. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yavrular hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ya ben niye yiyorsunuz?